Bence 9-8'lik şarkılar repertuarınızda en az şöyle 5-6 tane bulunması gereken tarzlardan biri. Ritim konusunda bir sıkıntınız yok ise hemen girin Facebook Altan Özil gitar dokümanlarına, bu 16 tane şarkının PDF'ini indirin. Orijinal akorlar üzerinden yapmaya çalıştım ya da kendi tonuma göre yaptığım şeyler var. Bazıları ise çalımı kolay olsun diye yaptığım durumlar var. Ama her şarkının ayrı ayrı videosunda hem transpoze hem de ritim konusunda birazcık daha detaylı anlatmak istiyorum. Bilgi konusunda biraz sıkıntılar varsa bu videonun devamını izle. Ben elimden geldiği kadar aklıma gelen konuları anlatmaya çalıştım. Bu videoda biraz böyle doğaçlama oldu. Umarım faydalı bilgiler bulursun kendin için. Uşak Tren Garı'ndan merhaba. Bu videoda sizlere kendi repertuarımdan seçtiğim 16 tane 9-8'lik şarkının yapısını anlatmak istiyorum. Daha böyle şarkılar var mı? Vardır. Bunlar benim kendi repertuarımda olan, işinize yarayacak. Ortamlarda olsun, dışarıda olsun, nerede olursa olsun, sahilde olsun, bir yerde çalarken ya bu şarkılar da sizin repertuarınızda bulunsun dediğim şarkılardan. Önce 9-8'lik ritim nedir, ne değildir? Bunun üzerine bir hem konuşalım hem de size bunu anlatmaya çalışayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ben bunu hep böyle tekrar sayabiliyorsam bu 9 4 veya 9 8'liktir. Kafa biraz karışıyor değil mi? Ama bunu çok hızlı sayarsam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Böyle sayarsanız 9 8'lik olur. Yavaş sayarsanız 9 4'lük. Ama genelde biz 9 8'likleri biliriz. Hiçbir şarkıda da biz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye sayamayız. Bunları bölmemiz gerekiyor. Ya 1 2'ye ya 1 2 3'e bölerek bunu rahatlatıyoruz. 1 2 1 2 1 2 ve 1 2 3'e bölersen bunu ne oldu? 1 2 4 6 3 daha 9. 9 8. Yani ben 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 diye sayarsam o zaman bu ritimler 9 8'lik ritimler oluyor. Öncelikle birler benim baskın noktam. Birlerde alkış yapacağım. 1 2 derken 1 2, 1 2 3 derken 1 2 3 diyeceğim. Bunların her birinin süreleri de aynı. Böylelikle 9 tane 8'liği 1 2 ve 1 2 3'e ayırdığımda ilk 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1'e döndüğümde hep birlerde alkış yapacağım. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Peki bu 1 2 ve 1 2 3'lerin başka varyasyonları yine 9 8'lik olmaz mı? Tabii ki olur. Ne demek istiyorum? 1 2 3'ü başa alırsam 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu da 9 8'liktir. 1 2'yi başa aldım. Sonra 1 2 3, sonra 1 2, sonra tekrar 1 2 olursa nasıl olur? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2. Peki 1 2 3'ü bir sonrakine alırsam 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2. Bu da 9 8'liktir. Ama benim internete koyduğum 16 şarkının ana kalıbı 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Bu kalıp olacak. Şu ana kadar alkışla anlattığım ritmin temelini, yani yapısını artık gitarda göstereyim. Eğer kanala abone olmamış isen 9 saniye sonra video kendi otomatik kapanacak. Tamam devam ediyorum. Birlerde alkış yapıyordum. Şimdi gitara akor basmadan ne bastırıyorum ne bastırmıyorum ama tutuyorum. Sağ elimle de üstten vuruş yapıyorum. 1-2'lerde 1'de, 1-2-3'de de yine 1'de olmak üzere gitarın tellerine üstten vuruyorum. 1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2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 -3. Şimdi biraz hızlandıralım. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3. İşte 9 8 ritimlerin temel kalıbı budur. Şimdi bu ritmi sizlere akor üzerinden göstereyim. Mi majör akoru üzerinden son ki 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Kalıbımız bu. Bu temel ritmi öncelikle baslar ve tizler diye ayırmak istiyorum. Mi majör akorunda birinci vuruş bas. İlk 1-2. İkinci 1-2 tiz. Üçüncü 1-2 bas. 1-2-3 tiz olursa ritim nasıl oluyor? Mi majör akorunu bastım. E. Son ki 1-2-1-2-1-2-3. 1-2-1-2-1-2-3. 1-2-1-2-1-2-3.
tekniğiyle bir iki de üstten baslara, diğer bir iki de üstten baslara, diğer bir iki de üstten baslara ama bir iki üçte gitarın tellerinin tamamına ya da tizlere vursanız bu da 9-8'lik ritim kalıbını oluşturur. Son ki, bir ki, bir ki, bir ki, üç. Yaparken sağ elinizin şu bölümünü gitarın tellerinin bittiği eşik noktasına yerleştirirseniz, şöyle yaparsanız, hadi varyasyonlara devam edelim çünkü bayağı var. Ritmi birazcık daha rock formatında düşünürsem, her bir vuruşumu palmut sesiyle, şöyle elimi yine koydum, şu sesimiz var, rock müzikte çok kullanılır böyle, yine mi majör akorunu basıyorum ama üst 2 ya da 3 tele vuruyorum. O zaman nasıl bir 9-8'lik ritim oluyor? Şöyle. Ne yapıyorum yine birlerde? Baskın vuruyorum, 2 ve 2 ve 3'te biraz daha gücümü düşürüyorum. Kendi içerisindeki olasılıklar da var. Mesela herhangi bir düşündüğüm, aklıma gelen, o an vurguyu belli edebilecek bir sayıda söze etki edebilir, ritme etki edebilir, atak yapılıyordur. O anlarda da keskin vuruşlar yaparsam, dediğim gibi bunları şu an içimden gelerek yapıyorum. Hep böyle 9-8'lik rock formatındaki hisler. Şimdi hangi şarkı olursa olsun 9-8'lik şarkılarda akor geçişleri üzerine bir anlatım yapmak istiyorum. Genelde sıkıntılı bir konudur. İşte geçişi nasıl yapacağız, nerede olacak? Tabii ki belli bir süre sonra ritim beyninizde, içinizde oturdu mu pek onu düşünmüyorsunuz. Artık şarkıyı düşünerek istediğiniz an otonom olarak eller geçiş yapıyor. Ama bunun tabii ki bir olayı var. Küçük, hemen onu bir anlatmak istiyorum. Eğer ikinci sayıyı çekme hareketi olarak almışsam 1-2-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 3, o çekme hareketinden hemen sonra, yani aslında tartımda 8 değil 16'lık notalarda geçişi yapıyorum. Hemen örnek göstereyim. 1-2-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 
geçiş yapıyorum. Tabii bu bareli akorlarda bu böyle olmaz. Daha bir kendini etkili gösterir. Yani 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 gibi boşluğa denk gelir. Geçiş anı birinci vuruşun öncesindeki o aralıkta, o sürede yapmaya çalışın. Şimdi birkaç tane 9-8'lik ritim olasılıklarına bakalım. Ritmi ağzınızla yapabiliyorsanız dediğim gibi en mükemmel yöntemlerdir. Aklıma gelenlerden bir tanesi. Mesela tiki taka tiki taka tiki taka tak tak taka tiki taka tiki taka tiki taka tam tam tata tiki taka tiki taka tiki taka tam tam tata diyerek yapabilirsiniz. Yine mi majör bastım. Tiki taka tiki taka tiki taka tak. Tiki taka, tiki taka, tiki taka, tik tak taka. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 uydu mu? Uyuyor. Bir varyasyon daha. Tik tiki tak taka, tik tiki tik tak taka, tik tiki tak taka, tik tiki tik tak taka. Arabalar geçmesi çok güzel olacak ya. Vallahi araba seslerinden nefret ediyorum. Artık şu teknoloji ilerlediğinde elektrikli arabalara döndüğümüz vakit, ki ne zaman olur onu bilmiyorum, şehir sessizliği çok harika olacak. Aslında teknolojiye baktığınız vakit elektrikli arabalar vardı. Keşke böyle devam etseydi. Şimdi ne güzel her yer sessiz sakin olacaktı. Biz de ne güzel kafamızı dinleyecektik. Şişmeyecekti böyle şehrin ortasında bu güzelliğin içinde. Bir ritim daha göstereyim. Tik tiki tak taka tik tiki tak tak taka tik tiki tak taka tik tiki tak tak taka. Bunu yavaş anlatırsam tik tiki tak
Şimdi çalalım. Ritimde baslar var, vurgular var. Yani sırf bas tiz uygulamasıyla ritim kendini belli etmeyebilir. Eğer notanın ya da sistemin altında bir yan üçgen görüyorsanız o vurgulu her bir sesin tuşesi, yüksekliği. Birkaç videoda da bahsetmiştim işte mesela tuşe nedir derseniz hemen arada. Mesela ne oldu? 6 tane volüm değeri oldu, yüksekliği oldu. Bunların da kendi içerisindeki oynamalar ritmi belli eder. Şimdi ben bu ritmi biraz daha böyle yakından yavaş göstereyim değil mi? Son 2, 2, 2, 2, 3. Şunu aklında tut. Tik 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 tak tak tik tik tak tak tik tik tak tak tik 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 tak tak tik tik tak tak tik 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 tak tak tik tik tak tak tik 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 tak tak. Hadi bir örnek daha yapalım. Ben kafanızın karışmaması için tartımları ya da bazı şekilleri göstermiyorum. Direkt aklınızda şu olsun. Mesela bu örnek için tam tam tik tik tam 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 tik tik tam 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 tik tik tam tam. O zaman ritmi nasıl olur? Tam 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 gibi. Son 2 1 2 1 2 1 2 3 tam 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 tam. Mesela şöyle bir bilindik bir riff vardır. Buna da baktığınız zaman 9-8'lik. 1-2-1-2-1-2-1-2-3 1-2-1-2-1-2-1-2-3. Ritim varyasyonlarına devam ediyorum. Aklıma geldikçe bunları göstermek istiyorum. 1'de baş parmağımla akorun kök sesini çekiyorum. 2'de ve 2'de 3'de tizleri şu 3 parmağımla çekersem nasıl bir ritim çıkıyor? 1-2-1-2-1-2-1-2-3 1-2-1-2-1-2-1-2-3. Eğer bası akor içerisinde hareket ettirsem, ne demek istedim? Bunu bazen kontrollü yaparsam 1-5-1-5-1-5. 5 niye dedim? Çünkü 5'lisi C'yi çekiyorum. Akoru basıyorum. Burada bir herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Farklı akorlarda yaparsanız geçiş anında nasıl olur? La majöre geçtim. Bu ritim varyasyonunu da bilmenizi isterim. Bu sefer akoru yine bastım. Mi majör. Hep dediğim gibi basit akordan örnek veriyorum. Sonra 6. tel ya da 5. tel ya da 4. tel baş parmağımla çekiyorum. Ama vuruşu işaret parmağımla üstten yapıyorum. Yani 1-2-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 3. 6. teli çekiyorum. Sonra 5. teli. Nasıl sustu? Sadece parmağımda. Bir örnek daha. Tam tam tiki tiki tam 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 tiki tiki tam tam. Bir önceki ritimde tam tam tiki tiki tam tam vardı. Bu teknikle birleştirdim. Tam tam tiki tiki tam tam. Gördüğünüz gibi teknikler birleştikçe yeni ritimler çıkıyor. Bunların hepsi varyasyon arkadaşlar. Eğer arpej olarak yani tellere tek tek vurmak isterseniz bile her daim içinizden şunu sayın. İşte 1-2-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 
olasılıkları arttırabilirsiniz. Ben bu videoda sizlere 9-8'liği elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Hani ritim varyasyonları ne olabilir, nedir? Bu işin bir temeli. Tabii ki bir videoda ben size bütün her şeyi anlatmam gerçekten zor ama bu yöntemleri ve sistemleri bulmaya çalışacağım. 9-8'lik 16 şarkı. Ben bunu zaten tabletimde de aldım. Bakalım neymiş onlar? Evet, ben kalender meşrebim, Kezban, Barış Manço, nane limon kabuğu, Barış Manço, çemberimde gül oya, duman, masal, ele güne karşı. Bu zaten benim yine anlatımlarımda var bir önceki videolarda. Geçse de gençlik çağım, gemilerde talim var, gül endam, Haluk Levent, ille de roman olsun, kızılcıklar oldu mu, mastika, severim, Nazifede Hanım, Nilüfer, mavilim, yeni türkü, 7 kule, ben seni arayamam, yüksek sadakat, 16 tane şarkının teker teker hem akorlarını hem ritimlerini, işte 9-8'lik olan bu ritimlerle birlikte teker teker parça üzerinden de aklıma gelenlerle orijinal parça yapısına da uygun konularla anlatmaya çalışayım. Bunların hepsi neredeydi? Facebook Altın Özel gitar dokümanlarındaydı. Yavaş yavaş mantığımı ve sistemimi değiştiriyorum arkadaşlar. Daha farklı anlatımlar yapmak istiyorum. Hala daha bir bazı anlatımlarda yalan değil, kurgu yok. Aklıma bir şey geliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu 9-8'lik şarkılar için böyle bir video gerektiğini düşündüm. Umarım faydalı olur. Hadi şimdilik kendinize iyi bakın. Sizler çalışmaya ve akorlarına bakmaya başlayın.